Oğlum. Ne oldu? Uyuyamadın mı? Tutmadı anne. Dolanacağım biraz. Yat sen. Onu yemeğe göndermediğime o kadar sinirlendik. Gerçekten de tuttun, bırakmadın mı? Aa. En baştan beri yapmam gereken oydu aslında. Kızma oğlum kendine. Sen ne yaptıysan annen için yaptın. İnan ben de olsam aynı şeyi ben de yapardım. Hiç düşünmeden. Yaptım yaptım da. Kim mutlu? Kimse mutlu değil. Firuze'yi düşünmeden geçirdiğim bir anım bile yok. Bir günüm, bir anım yok. Başka türlü bir hayatımız olsa nasıl olurdu? Sürekli soruyorum kendime. Sürekli ya. O gece hiç yaşanmamış olsaydı. Babam bizi hiç bulmasaydı, hiç gelmeseydi. Acaba ne olurdu? Çoktan evlenmiş olurdunuz. Nasıl dayanacaksın peki oğlum? Sana kızacak, bağıracak. Üstüne gelecek. Öfkeli çünkü. Cevabını alamadığı o kadar çok soru var ki Firuze'nin. Haklı. Onun gözünden baksana. Onu yüzüstü bırakıp giden bir adam var. Hayallerini, umutlarını. Onu terk eden, sonra da karşısına nişanlı olarak çıkan bir adam var oğlum. Ne yapsın? Firuze ne yapsın? Yaklaşsa da parçaları bütünleyip sonuca varamıyor. Ama annem için olduğunu anladı bence. Bana kızacaksın ama şu hayatta en güvenebileceğin insan Firuze. Sırrını saklar. Anlatsan anlar bence. Anlar. Anlar, saklar. Affeder. Sonra ne olur? Gülümser. Sonra da ben durmam. Peki sonra kim engel olur bize? Aramızdaki öfke kalkarsa bizi kim tutar kardeşim? Nasıl olur sonrası? Ya kim engel olur bu yasak aşka? Var mı sende bunun cevabı kardeşim? Gülüşü. Şöyle bir bakışı. Ya varoluşu bile benim başımı döndürüyor Serhat. Şimdi anladın mı niye sustuğumu? Sahilde yürüyelim mi biraz? Yok, olmaz. Tamam o zaman. Ben de sabaha kadar burada beklerim. Beraber buradan okula yürürüz olmadı. Sen deli misin? Ya ne olacak? Yarım saatçik. Başka bir şey istemiyorum senden. Hadi. Ya hadi. Ay. Hadi. Yaz.
Bırak adres vermeyi, beni bile hatırlamadı. Yani rahatsız belli ki. Neyse Şule, ararım ben seni sonra. Doğru yoldasın Firuze. Aradığın adamın güvenlik şefi Haluk'un yeni taşındığı evinin adresini biliyor. İstersen seni götürürüm. Nereden biliyorsun? Senin gibi düşünmeye çalıştım. Bir delil, bir tanık arıyorsun. Gerek yok. Söyle, ben giderim. Söylemem. Ama istersen götürürüm Firuze. Adam seni tanır. Ayrıca bu zamana kadar her işime taş koydum. Bundan sonra yolumdan çekilsen iyi edersin. O yüzden söyle. Firuze, vakit yok. Ertan'ın örtüyü kaldırması an meselesi, seni öğrenmesi an meselesi. Yapma. Hadi. Dediğini yapmışsın. Yok olmuş Firuze Pınar. Ama keşke bunca zahmete girmesen de ifade versen, bu işte toptan bitse. Eskiden daha cesurdun. Bu ev Firuze. Ne yapacaksın? Nasıl tanıtacaksın kendini? Bununla. Zekice. Nasıl özlemişim. Gülüşünü. Gideyim ben. Ben şuradayım Firuze. Tamam. İyi günler. İyi günler. Ben Haluk Bey'le görüşecektim. Kimsiniz? Pardon, kartımı takdim edeyim. Buyurun. Stajyer avukat Hande. Kendisine bir iki konu hakkında bilgi vermem gerekiyor da. Abi, hı, sana bu yakışır ya. Oğlum bu ne lan? Yakıyor baba ya. Oğlum bu bayağı pahalı lan. Boyumuzu aşmaz mı? Önümüzdeki ay yatacakla yeter. Vade yaptırırız. Ne diyorsun? Alalım mı? Alalım. Haluk, hı, avukat hanım geldi. Hayırdır? Ne vardı? Ne oldu? İyi günler. Ben Yaşar Bey'in avukatı Önder Bey'in yardımcısıyım. Sizinle biraz konuşabilir miyiz? Konuşacak bir şey yok. Dışarı çıkar mısınız? Bir dinle Haluk. Ya kadın, bilmediğimiz, tanımadığımız insanları niye içeri alıyorsun? Niye evime sokuyorsun? Bakın beyefendi, yeni deliller bulundu. Çok yakında yalan ifade verdiğiniz ortaya çıkacak. O yüzden ifadenizi değiştirmeniz sizin yararınız olur. Buyurun bir konuşalım. Git ya. Sen bir çek önce o elini. Osman, bir dinleyin kadını. Lütfen. Susup da suça ortak oluyorsunuz. Dilekçenin geldiği gün şirkette olduğunuzu biliyoruz. Ya çık dışarı kadın, beni deli etme, dışarı çık. Osman çıkar şunu dışarı. Yapma lütfen. Karışma. Çık dışarı. Yürü git kızım, elimizde kalacaksın. Sizinle de mahkemede görüşeceğiz. Yapma. Sen niye alıyorsun kadın bilmediğimiz insanlara? Bir dinleseydiniz. Bana bak bakayım. Adın ne senin? Sen önce bir doğru konuşmayı öğren de. Sen mi bana konuşmayı öğreteceksin? Çık koyunca da gebertirim seni. Bırak! Ya bıraksana! Bırak! Sen mi bana konuşmayı öğreteceksin? Ya bırak! Ya bırak! Ya bıraksana! Bırak! Ya bıraksana! Bırak! Ya bıraksana! Sana senin öyle bir... Kırarım lan seni! Kırarım lan sen! Kırarım seni! Ya bırak! Kırarım lan seni! Lan!
Ne demek lan bir kadını el kaldırmak? Ne demek bir kadını el kaldırmak? Cevap verene kadar durma, cevap ver. Tamam, bırak hadi, bırak. Tamam lan, tamam. Bırak beni. Tamam, bırak, bırak hadi gel. Şerefsiz. Tamam hadi gel. Sen iyi misin Firuze? İyiyim. İyi misin? Bir şeyin var mı? Ha? İyiyim, iyiyim. Çok iyiyim. Dur beynine bakayım. Bence değilsin. Ayas, Haluk geliyor. Haluk, hadi hadi bas. Osman, ne oldu? Of, görmemiştir inşallah. Zannetmem. Ne oldu, ne konuştunuz içeride? Ne konuşması ya? Konuşamadık ki. Resmen kovmaktan beter ettiler. Ama karısı böyle bir tedirgin oldu. Belki de benim ona ulaşmam lazım, bilmiyorum. Sen beni şu ilerideki durakta indirsen, şimdi şirkete beraber girmeyelim, anlamasınlar. Tamam. Ayas sunum yapacak. Yeni AVM projesine ne kadar ilerlediler görelim bakalım. Günaydın. Günaydın Ayas. İyi miyiz? Değiliz. Annemden özür dileyene kadar da iyi olmayacağız. İşimize bakalım. Çok pardon, bölüyorum ama Ertancığım, ya sana bir şey söyleyeceğim. Dinliyorum. Şimdi haber aldım. Bu kazaya sebep olan işçi var ya. Hı. Yaşar Pınar. Evet. Hastaneye kaldırılmış. Öyle mi? Durumu bayağı kötüymüş, ciddiymiş yani. Bıçaklanmış galiba. Ameliyata almışlar. Ne olmuş peki? Kavga çıkmış. Olay çıkmış herhalde. Ameliyata almışlar. Firuze Hanım. Dışarı çıkar mısınız lütfen? Özel bir şey konuşuluyor burada. Ya siz başkalarının yanında niye özel şeylerinizi paylaşıyorsunuz? İyice delirdiniz ha. Nasıl yaralanmış peki? Öğreneceğiz. Zaten Yaşar Pınar'la ilgili bir sürü şey öğrenmek istiyorum. Ayaz, benim tadım kaçtı. Sonra bakarız. Fehmi, sen hastaneye git. Yaşar Pınar'ın ailesi gelecek mi? Bir şeylere ihtiyaçları var mı öğren. Gözünü üstlerinden sakın ayırma. Bu görünmez kız kimmiş öğrenelim. Bana fotoğraf çek gönder. Bence testi geçti. Acaba? Tahminimden de güçlü. Neyse, Fehmi gidiyor şimdi hastaneye. Sonunda aile bireylerini göreceğiz. Ben acıktım. Yemeğe gidiyorum. Firuze, iyi misin sen? Değilim. Babam hastanede. Firuze. Firuze. Firuze, bir dursana. Firuze.
Ertan Fehmi'yi hastaneye gönderdi. Yaşar Pınar'ın ailesinden kimse gelecek mi diye de sordu. E şimdi Fehmi seni hastanede görürse ne yapacak? Ertan'ı arayacak, her şey çöp olacak. Çok korkuyorum. Çok babama bir şey olacak diye ben çok korkuyorum. Benim ona gitmem lazım. Benim ona gitmem lazım. Çok korkuyorum. Ben çok babama bir şey olacak diye ben çok korkuyorum. Beraber gideceğiz hastaneye. Babanı göreceksin Firuze. Tamam. Abi bak doğruyu söyle, niye görüştürmüyorlar? Bir şey yok değil mi? Ya Firuze, bacım bu adam zaten mahkum. Yasak diyorlar. Ya kata bile çıkamıyoruz, öyle düşün. Tamam. Ben de geliyorum şimdi, yoldayım. Tamam mı? Yoldayım, merak etmeyin, geliyorum. Ya, Ayaz biraz daha hızlı gidelim, ne olursun biraz daha hızlı gidelim. Fehmi gelmiş. Ne yapacağız peki? Yok, yok. Ben burada böyle durup oturup bekleyemem ki. Firuze, bir nefes al, sakin ol. Bu işi yakalanmadan gizlice halletmemiz lazım. Halledeceğiz. Halledeceğiz. Yormayın. Sadece 5 dakika. Kimse görmeden çıkmanız gerek. Ayrıca yakalanırsanız da ben almadım sizi içeri. Sağ olun. Çok teşekkürler. Babam. Babam geldim. Geldim bak buradayım. Burada yanındayım. Çok korktum ama iyisin baba. İyi olacaksın. Daha da iyi olacaksın. Söz verdiğin gibi Mardin'e gezmeye gideceğiz. Ürgübe, peri bacalarında. Baba. Baba nefesini de, özgürlüğünü de almalarına izin verme. Verme. Dayan baba. Dayan. Benim için, bizim için dayan. Ben sana bir şey olursa yaşayamam. Yaşayamam baba. Firuze, hemen çıkmamız lazım. Birileri geliyor. Ayrıca Fehmi de gitmiş zaten. Seni çok seviyorum baba. Ben gidemem. Babam orada öyle tek başına terk edilmiş gibi bırakıp gidelim. Görmek yasak. Sizinkileri bile göndermişler baksana. Sonrasında beklemeyin boşuna, göremezsiniz diye. Olsun. İçeri giren biri bile olsa kızım burada dese bilir. Yanında olduğumu bilir. Ben gözünü açmadan, kendine geldiğini görmeden gitmem. Gitemem. Tamam. Gitmezsen gitmem. Alo. Abi ben hastanedeyim. Babamı da gördüm. Nasıl gördün kızım? Nasıl girdin sen hastaneye Firuze? Gizlice girdim. Buradayım ben. Siz merak etmeyin, tamam mı? Babam da iyi. Tamam. Tamam, ararsın tekrar. Hadi. Ben de gideceğim ablamın yanına. Babamı göreceğim. Ben de gideyim. Firuze yalnız kalmasın. Ya bir durun. Kız zaten kaçak yollardan girmiş içeri. Kimsenin haberi yok. Elleşmeyelim şimdi. Eve biz. Haydi. Nasılmış oğlum baban? İyiymiş anne.
İyiymiş, ayılsın diye bekliyorlar. Firuze de kendine geldi, haberini alsın gelecek. Oh, çok şükür. Ya Firuze bizden deli çıktı ha. Yani sen hep gül kokardın. Sen ben diye bir şey yoktu, sadece biz vardık eskiden. Her gün bahardı. Bu ayrılık sonumuz, kaderimiz, kederimiz oldu. Bilsen ben sana mecburum. Bir bilsen uğrunda mecnunum. Bir bilsen ben sana mecburum. Bir bilsen uğrunda mecnunum. Uçtum göklere. Ayrıca neden başımı omzuna falan koymama izin veriyorsun? Anlamadım yani. Hadi git. Tamam. Bir şey olursa arama. Tamam. Nasılsın? Sağ olun. Siz nasılsınız? Sağ ol, ben de iyiyim. Sizinle bir konu hakkında görüşmek istiyorum da eğer müsaitseniz. Tabii tabii, görüşürüz. Hangi rüzgar attı seni buraya böyle? Ya bir sıkıntılar var Fehmi Bey ya. Ya bu Yaşar Usta yok mu? Gel, odama geçelim. Ya ne yapıyorsun? Dursana. Ya ne yapıyorsun? Onun avukatı mıymış, yardımcısı mıymış, nesiymiş? Firuze sessiz ol. Haluk burada. Bizim eve geldi. Çok başka deliller var da suçluymuşum da falan da filan da bir şeyler anlattı. İfadeyi mutlaka değiştirmem gerekmiş. Ya bir bela falan olmasın Fehmi Bey. Zannetmiyorum Haluk. Ya karım tedirgin olmaya başladı zaten. Yanında bir adam mı ne varmış? Kardeşimi de fena pataklamışlar. İyi misin? Tamam. Sakin. Sakin. Tamam.
kadar duygusalsın ama hiç belli etmiyorsun. Taştan demirden gibisin sanki. Gel buraya. Gel. Gel. Kusura bakmayın. Hayat büyütür. Ona izin ver yeter. Benimle geleceksin. İnsanı öldürmeyen acı güçlendirir. Başka şansın yok. Hadi. İzin verin o zaman ben bir elimi yüzümü yıkayayım. Aramızda. Aklından bile geçirme. Bin hadi. Evi terk ettim. Annem senden ve Safiye anneden ne zaman özür dilerse ancak o zaman döneceğim. Bu sorun çözülene kadar da beni evinize misafir eder misiniz? Onun için geldim. Tamam anladım. Kesin kararlısın sen. Evi terk ettim. O zaman bir otele yerleştirelim seni Berrak. Hayır olmaz. Ben seninle kalmak istiyorum. Yani sizinle. Benim ailem sensin. Şöyle geçebilirsiniz. Buyurun şöyle. Eviniz de pek güzelmiş. Ayaz. Acil mi? Geldim. Anne. Ne işin var burada? Niye bu kadar şaşırdın kızım? Dünürümü görmeye geldim. Ne var bunda? Annem. İclal Hanım nezaket gösterip ziyaretimize geldi. Konuşuyoruz oğlum. Bir şey yok. Ben de öğrenebilir miyim bu konuşmanın içeriğini anneciğim? Sizden özür dilemeye geldim. Ama isterseniz huzurunuzda bir kez daha tekrar edebilirim. Estağfurullah İclal Hanım. Ben geç de olsa yaptığım hatayı anladım. Eğer kabul edersen bu işi daha fazla uzatmayalım. Şurada ne kadar kaldı zaten düğüne? Aileler arasında bu kadar uzun sürmemeli küslük. Ayrıca sen de artık benim oğlumsun. Yaptığım hataydı Safiye Hanımcığım. Özür dilerim. Oldu mu? Kabul mü? Gidelim. Anlamadım. Hallettiğimize göre insanlara daha fazla rahatsızlık verme. Bırak da ona biz karar verelim Ayaz'la anne.
Ne dersin? Berrak, annen doğru söylüyor. Yani olması gereken bu. Doğrusu bu. İçeride bir valiz var. Getirin lütfen. Bekle. Hiç kimse bir şey getirmiyor. Hala umudun var yani kalmak için. Farkındaysan nişanlı da pek hevesli değil. Bence şansını zorlama. Anne sus. Daha fazla konuşma, tamam mı? Oyun oynamayı seviyorsun değil mi? Oyun öyle değil. Böyle oynanır küçük hanım. Hadi bin artık gidelim. Ruhum sıkışıyor. Binmiyorum o arabaya. Bence şu an ikimizin aynı arabada olması senin için iyi olmaz. Ha? Gidin siz. Ben Ayaz'la gelirim. Nasıl istersen. Bir gece bile misafir etmeye dayanamadığım bir kızla bir ömür nasıl geçecek oğlum? Anne bak. Ayaz keşke bana da sorsaydın. Yani tartışmayalım diye bir şey söylemedim ama ben eve dönmek istemiyordum ki. Beni sen bırakır mısın eve? Tamam. İyi günler. Ben Safiye Korkmaz. 25 Mayıs 2018 tarihinde Nihat Korkmaz'ı... öldürdüm. Daha iyi misin Berrak? İyiyim. Yani en azından tatlıya bağlandım mesele. Bu da yeter. Bu arada mail gelmiş. Düğünden hemen sonraki gün uçuyoruz balayı için. Onaylıyorum. Milli Piyango, yılbaşı biletleri size de çıkabilir. Şansınız dönem. Yok, sağ olun. Teşekkürler, sağ olun. Boş umut satıcısı ya. Ya niye öyle diyorsun? Sen hiç büyük ikramiye bana çıksa ne yapardım diye hayal kurmadın mı yani? Ne yalan söyleyeyim sevgilim, kurmadım valla. Ben öyle sevmiyorum ki ani gelen parayı. İstemem yani. Tamam. O zaman şimdi kuruyorsun. Tamam. Hemen iki tane otobüs bileti. Sessiz sakin bir yere. Mesela Datça. Ne oldu? Niye kiki biliyorsun? Büyük ikramiyeden bahsediyoruz ve sen otobüsle Datça'ya gitmeyi mi hayal ediyorsun gerçekten? E bari uçakla falan gitseydin. Aynen. Aynen doğru. Ya benim cep fakirleşti de acaba hayallerimde mi fakirleşti sevgilim? Hiç alakası yok. Hem ben çok zenginim. Senin o saf, tertemiz kalbine ait. Sen benim şansımsın. Ben de sana. Ben de bazen böyle kendimi gülerken buluyorum biliyor musun? Hep düğünümüz geliyor aklıma, balayı sonrası. Öyle yalnız kalacağımız günler geliyor. Çok güzel olacak bir şey. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz. Annem anlattı şimdi yukarıdan. Çok sevindim. Ertan Bey, bu da siz dışarıken geldi. Annemi de tebrik etmek lazım.
büyüklük göstermiş. Yapması gerekeni yaptı. Ayaz, sen de gevşe biraz. Özür istedin oldu. Mehmet! Herhalde işle ilgili bir sıkıntı oldu. Bu kadar sinirlendiğine göre. Herhalde. Ne oldu? Kapıyı kapat. Bakayım. Tamam. Ya benim aklım almıyor. Kim neden fotokopisini yollasın? Hani çöpteydi? Hani yoktu? Bu nasıl oluyor ya? Bunca zaman sonra kim yollayabilir bu dilekçeyi? Ertan, keşke kapıyı çalsaydın önce. Çıkıyorum ben, onu söylemeye geldim. Arıyorum, açmıyorsun. Çok önemli bir şey söyleyeceğim, aşağı insene. Tamam, geliyorum. Hadi. Ayaz. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Kim olduğumu mu öğrendi yoksa? Yok. Hala araştırıyorum seni. Yok. Bilmiyorum. Yani sanmıyorum ama aslında Firuze'yi araştırıp merak ettiği kesin. Ya bilerek mi söylüyorsun? Bilerek mi damarımı basıyorsun? Görmüyor musun? Her an sana baktığında nasıl acı çektiğimi görmüyor musun? Anlamıyor musun Firuze? Yapma. Ne oldu? Sen niye geldin? Dilekçe. Biri Ertan'a dilekçeyi yollamış. Merra bırakmak için gittim Ertan'ların evine. Başka bir sebep yok. Bir zarf geldi Ertan'a. Ertan zarfı açtı, yüzü düştü. Bir terslik olduğunu orada anladım zaten. Mehveş'te kapandılar çalışma odasına. Gidiyorum demek için girdim içeri. Ertan söylerken duydum. İçeri girince de hallerinden anladım zaten. Dilekçe orada. Ayaz, bizim o dilekçeyi almamız lazım. Alacağım. Ama bir söz var bana. Ertan'dan uzak dur Firuze. Ne olur. Zaten cezaevinde olacağı için buna gerek bile olmayacak.
Yani gelip haber verdiğin için teşekkür ederim. Ben nasıl gideceğim şimdi? Kahvaltı hazır. Hadi çocuklar. Anne ceketim nerede? Kapının arkasına astım oğlum. Kızım oturup da yesene. Anne geç kaldım. Annem günaydın. Günaydın. Benim dosyam nerede? Şuraya koydum ya, unuttun mu? Heh. Sağ ol annem. Şimdi kahvaltı mı bu? Geç kaldık anne. Geç kaldım annem. Vallahi ben de annem. Ama poğaçandan alırım. Akşam görüşürüz. Görüşürüz. Hastane var mı bugün? Yok oğlum. Bugün evdeyim. Gitmeyeceğim. Biraz kırıklık var üzerimde. Yorma o zaman kendini çok. Tamam ya. Tamam. Abi. Abi bir şey var. Ya deme dedi ama diyeceğim ben sana. Şirkette bir şey arıyordu Ertan abiler. Allah Allah. Ne arıyorlarmış? Ya onu ben de bilmiyorum abi ama sen benden duymuş olma. Seni tembihledi mi? Aslansın lan sen. Aslansın. Şansıma tüküreyim ya. Senin işe gideceğin gün benim başka bir işim var.
Anne. Ne yapıyorsun burada anne? Hadi gel yürüyelim biraz. Hadi gel. Bunu niye yaptın annem? Oğlum. İster haklı ister haksız. Ben bir can aldım. Bunca yıldır da cezamı çekmedim. Ne oldu? Yüzümüz güldü mü? Her günah cezasını cebinde taşır. Ne olur izin ver. Artık cezamı çekmek istiyorum ben. Belki de erken ölmek babamın cezasıydı anne. Niye hiç böyle düşünmüyorsun? Ah oğlum bunlar kendimizi inandırmak için bulduğumuz bahaneler. Ya. Vicdanımı bana ettik. Benim sana yaşattıklarım. Ne olur bırak, izin ver. Kaçmaktan yoruldum, sen de beni anla artık. İlkinde durmam hataydı ama ikincisi işkence olur. Yapma. Bak sen bu kızı sevmiyorsun. Ben ölüp gideceğim. Sen ömür boyu bu kızla yaşayacaksın. Sus annem. Oğlum bu gerçek. Belki de gerçek şu an duymak isteyeceğim en son şeydir annem. Ha? Eninde sonunda varacağımız nokta bu. Sen de bunu gör artık. Ben bunca zaman o zaman niye bekledim anne? Neyden vazgeçtim? Neyi feda ettim ben? Kim için? Yahu senin için. Ailem için. İçim paramparça. Görmüyor musun beni? Onca yaptığım şey boşa mı gidecek anne? O kadar çok şeyden vazgeçtim ki. O kadar çok şey feda ettim. O kadar çok şey kaybettim ki. Kendini kurtarmaya çalışırken beni cezalandırmıyor musun? Ben seni bu kadar düşünürken sen beni hiç mi düşünmüyorsun anne? Bana kız kız. Ta içimden biliyordum. Bana kızgın olduğunu biliyordum. Kızgınsın ve haklısın da. Ama artık sana bunu yaşatmayacağım. Şu kağıdı yırtıp atsan ne fayda? Beni durdurabilir misin? Ben susabilir miyim? Dayanamıyorum artık. Bir anne evladını söndürebilir. Ben buna nasıl izin vereyim Ayaz? Hayır annem, öyle bir şey isteyen yok senden. Bugünü, bu anı, bu konuşmayı yine unutacağız. Sonsuza kadar. Hadi evimize gidelim. Bugüne kadar nasıl geldiysek bundan sonra da aynen devam. Hadi. Hadi. Sakın. Sakın. Akşama görüşürüz annem. Tamam oğlum. Tamam. Thank you.
Efendim Firuze. Ayaz, yanındaki taksideyim bak. Neyin var senin, ne oldu? Bir şeyim yok Firuze, iyiyim. Ayaz, ileride durdur arabayı, konuşalım. Ayaz lütfen kaçma artık, lütfen. Tamam. Ayaz, bir şey söyle. Bak, iyi misin? Korkutma beni. Keşke söyleyebilsem Firuze. Keşke anlatabilsem sana. Anlat o zaman. Niye anlatmıyorsun? Anlat artık, yeter. Korkuyorum. Beni anlamandan korkuyorum. Bana hak vermenden. Affetmenden. Korkuyorum. Eğer varsa içinde şu kadarcık bir şey, onu tekrar canlandırmaktan ben korkuyorum Firuze. Sana tekrar aşık olmamdan mı korkuyorsun? Peki Ayaz, ya aşkım hiç bitmemişse? Ayaz kaldı benden bahar sonrasında. Karlar yağdırdın sen yazın ortasında. Tut olur mu? Bul dilekçeyi. Yani karar veremedim ki. Sanki ilki daha güzel gibi geldi. Küpeleri diyorsunuz. Hayır hayır. Onları hiç beğenmedim. Yani bileklikleri diyorum. Bilemedim şimdi. Yani acaba gelip oraya mı baksam? Çok iyi olur Berrak Hanım. Hem bütün koleksiyonu da gösteririm. Geçen ay ısmarladığınız inci yüzük de geldi. Ben unuttum onu. Tamam. Hadi geliyorum, bakarız bay. Sevgilim. Çıkıyor musun?
Çıkacağım ama önce birkaç işim var, onları halletmem lazım. Ama sana da sorayım. Fikrini alayım bakalım. Hangisini seçeceksin? Sence bu mu güzel yoksa bu mu? Ben anlamam Berrak da. Bence şu. Küpe mi? Yani. Benim de favorim oydu zaten. Ne güzel. Zevklerimiz de aynı. Firuze için. Doğum günü falan mı? Yo. Yani abim bana bir sürpriz hazırlayacakmış herhalde onun için. Berrak, ben bir lavabodayım. Geliyorum hemen. Biz çıkıyoruz. Tamam tatlım. Malum. Akşam önemli işler var. Ertan? Aa, telefonu unutmuşum. Hemen geliyorum. Sen gelmiyor musun şirket Ertan? Yok. Benim meselem başka. Firuze. Ayaz, ne olursun artık buldum da. Çalışma odası kilitli. Belli ki orada. Firuze, dün gece de şirketi aratmış. Birinden şüpheleniyor. Ne arıyor ama? Firuze, dilekçeyi bulması, yırtıp yakması an meselesi. Ayaz, ben artık o kadar sıkıştım ki sanki böyle duvarlar üstüme üstüme geliyormuş gibi. Bir de bunların hepsi yetmezmiş gibi annem içeride. Ne? Ne diyorsun ya sen? Ne işi var burada? Ertan annemi işe aldı. Amacı? Bilmiyorum. Firuze dayan. Dayan, bulacağım. Ertan'dan uzak dur. Ne olur dikkat et. Bir planı var. Bir planı var ama ne olduğunu bilmiyorum. Öğreneceğim. Ben kendi köreliğimin zincirlerini kıramadım ama... seninkini kıracağız. Beraber halledeceğiz. Ayaz. Sen de mi buradaydın Firuze? Firuze Hanım, mimarla görüşürsünüz. Çizimleri bana yollar. Tabii Ayaz Bey. Abimle yakışıyorlar bence. Ben Ertan'ın yanında bir kadın hayal edemiyorum. Kusura bakma ama abin için fazla insancıl duygular bunlar. Bence büyük yanılıyorsun. Yani abim bildiğin bayağı aşık. Görüşürüz şirkette. Dün gece Ertan'a dilekçeyi yolladı birisi. Ne? Ben yok ettiklerini zannediyorum. Ama demek ki birinin eline geçmiş. Yani neden yolluyor ki o zaman? Bilmiyorum. Ama yardım için değil, onu biliyorum. Yoksa Ertan durduk yere niye şirket aratsın ki? Peki ne arıyor sence? Bir dakika, bir dakika. Ertan'a gelen zarfın içinde ya dilekçenin aslı değil de fotokopisi varsa, bu da şu demek olur. Ortada dilekçenin aslı ve bu işle uğraşan biri var demektir. Serhat, şunu söyle bana. Fotokopisini bulsak bile işe yarar mı? Ya sen deli misin? Diyelim ki fotokopi bu da aslı olduğu düşüncesini ortaya çıkarır. Yani araştırılır, diyelim ki aslı, o zaman olay kopar. Abi tamam da bu. Bu evrak resmi bir evrak değil ki. Nasıl olacak? İşe yarayacak mı? Fark etmez ki. Yazıyı, imzayı araştırıyor grafoloji. Yani ne zaman yazılmış, ne kadar zaman geçmiş. Hepsini şıp diye buluyor. O zaman aslı ya da değil fark etmez. Benim Ertan'a ne geldiyse onu bulmam lazım. Doğru mu anlıyorum? Peki nasıl yapacaksın bunu? Belli ki evde saklı.
E ben de bu evin müstakbel damadı olduğuma göre gelip almam sorun olmaz herhalde. Hep aynı şeyi diyor diyeceksin bana ama dikkat et. Anneni düşün. Ya sorma. O tarafta yüreğimi bıraktım geldim zaten bugün. Neyse konuşuruz. Tamam. Hadi. Görüşürüz.